Gençler selam. Hepiniz hoş geldiniz. 4 adet sizler için derlediğim çözeni yamultmayacak 4 yamuk sorusuyla beraberiz. Evet yanlış duymadınız. 4 adet o mükemmel soruyu çözmüş olacağız. Umarım siz de böyle durdurup çözüyorsunuzdur. Öyle gelip 2x alıp sadece izlemekle olmuyor değil mi? Bazen bazı fedakarlıkları yapmamız gerekiyor. Herkese söylemiyorum. Tabii ki bir durdurup çözenler oluyor. Başka çözüm sunanlar oluyor. Yorumlarda tartışanlar oluyor. Kavga edenler oluyor derken... Çok da kavga etmeye gerek yok. Çözümü öğren geç. Tamam mı? Şimdi dört tane soru çözeceğiz dedik. O zaman hazırsanız ekranımıza sorular gelsin. Şimdi ilk sorumuz alanla alakalı. Soruya baktık. Ne gördük? Bir mavi bölge var. Boyalı bölgenin alanı sorulmuş. Sadece DFG ve DAF'nin alanları verilmiş. E, B, C'de bir paralel kenar verilmiş. Doğru mu? Peki paralel kenar ne demekti? Bütün kenarları. Birbirine paralel yani karşılıklı kenarları birbirine paralel. Ve karşılıklı kenarları birbirine eşit olan dörtgenimiz paralel kenar diyoruz. Peki o zaman bunu bir gerçekleştirelim. Yani ben DC'nin aslında AB'ye ama paralel kenardan dolayı EB'ye eşit olduğunu söyleyebilirim. Zaten yamukta da alt tabanla üst taban birbirine paralel olacaktı. Pembeler birbirine paralel. Peki bizim bir özelliğimiz vardı. Neydi o özellik? Paralel etkisiyle yani bir yamuk çizdiğinizde bakın şuraya çiziyorum şöyle çizdim. Ve e, ben burada şu sistemi sağlamak istiyorum. Mesela örneğin şuradaki alana A dedim. Buradaki alana B dedim. Zemin tepeye paralel. Eğer sen gelip şurayı birleştirirsen veya diğer taraftan da çizersen fark etmiyor. Burayı birleştirirsen ne olacak? Şu sarıyla çizdiğim üçgenin alanı A artı B değil mi? Aslında biz burada alan taşıma yapacağız. Peki sarıyla çizdiğim alan A artı B ise Sonuçta şuradaki nokta hareket ediyor. Buraya geliyor değil mi? Peki buradan buraya geçerken yamukta yükseklik asla değişmedi. E bakın taban da asla değişmedi. Yani sen sarının alanına A artı B diyorsan şurada bu bölgeye A diyeceğim ki buranın da alanı A artı B olsun. İşte bizim bahsettiğimiz alan taşıma bundan ibaret. Peki hocam burada ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Önce ben sarıyla çiziyorum bak. 3 artı 1 şuranın alanı 4 tamam mı? Bunu yaptım. Peki aynı şekilde GCB'nin alanı da az önce anlattığım alan taşımaya eşit değil mi? Yani burada 4 varsa şuraya da geldim 4'ümü yazdım. Peki şu Şurayı biz en iyisi şöyle yapalım. Biraz küçülttüm. Şunu kullandık aşağıda kalsın. Şimdi ben burada 4'ü taşıdım oraya. Peki buraya dikkat. Kırmızı ile çizeceğim kelebeğe dikkat edin. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirine paraleldi. Şimdi bu kelebeğe göre 1 ve 4 alanın var değil mi? Hatırla benzerlik oranının karesi neye eşitti arkadaşlar? Alanlar oranına eşitti. Doğru mu? E peki baktığında ister 1'den 4'e yönelik denklem yazarsın ister 4'ten 1'e yönelik. Ben şöyle yapacağım. 1 bölü 4 yani şu taradığım 1 bölgesiyle bu taradığım 4 bölgesine baktığınızda alanlar oranı 1 bölü 4. Peki ben alanlar oranı 1 bölü 4'e eşitlediğimde benzerlik oranının karesine eşitleyeceğim. Ve her iki tarafın kare kökünü aldığınızda arkadaşlar K dışarı çıktı. 1 bölü 4'ü de dışarı şöyle çıkartabilirim. 1 diye dışarı çıkar. Kök 1 bölü kök 4'ten aşağıda da 2. Yani benzerlik oranımız 1'e 2 olacak. Peki ben gelip şuraya A yazsam şuranın 2A olduğunu söyleyebilirim. Şimdi buraya dikkat. 1 gördüğüm yerde bak. 1 alan gördüğüm yerde tabanında A var. 3 alan gördüğüm yerin tabanında ne olacak? 3A olacak. Bunu da yazdım. Şimdi tabanlarına göre alanları oranlamış oldum. E o zaman şurada A'ya 1 varsa 2A'ya 2 alan doğru mu? bunu gerçekleştirmiş oldum. Ayrıyetten bir de şu bölgeye bakın. En iyisi şunu da gösterelim. Bak T yazdım. Buraya da 2T yazacağım. Çünkü T'de 2 var, 2T'de 4 var. Doğru mu? Doğru. Şimdi bizim burada yapmamız gerekenlerden biri asıl olayımız daha doğrusu En son göreceğimiz bir kelebek. Yani FAE üçgeninin alanını bulmam için yeni bir kelebeğe ihtiyacım var. O kelebeği de şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. En iyisi şu renk benim işimi görecektir. Şimdi bak şunu çizdim. Şunu çizdim. Doğru mu? Geri alıyorum Gördünüz orayı. Peki baktığınızda bir parçada 3a var, diğer parçada da 3a var. Yani 3a'nın 3a'ya oranını görürsem demek ki bu tam eşit olacak. Yani F noktasına göre 3'e 3'lük bir oran varsa şu DF'ye böyle yuvarlak dersem hatta onu en iyisi şöyle yapalım. DF'ye tek çizgi diyelim. FE de tek çizgi olacak. E o zaman böyle bir senaryo varsa ben burada 3 görüyorsam buranın alanında da 3 göreceğim. Peki az önce biz bir orta noktaları gösterdik değil mi? A, C, B üçgenini şöyle dışarıya gelişi güzel çiziyorum. A, B, C pardon. Peki F noktası orta noktaydı. E noktası da orta nokta olacak. Çünkü ben bunu bu şekilde görüyorsam yani 3A'ya 3A diye görüyorsam paralellik varsa Thales teoreminden alt taraftaki kenarlarında birbirine eşit olduğunu söyleyebilirim. Peki burada da benzerlik oranımız 1 bölü 2 olduğu için Benzerlik oranının karesi alanlar oranı formülünden 1 bölü 2'nin karesini alıyorum. 1 bölü 4 değil mi? Yani ben gelip buraya A bölgesi desem tamamının 4A olması gerekiyor. Yani buraya 3A yazacağım. Şimdi buraya dikkat. Şu A gördüğüm yer aslında şu 3 değil mi? 3. Peki A 3 ise 3A dediğim 9 mu olacak? Yani 4'ün yanına öyle bir şey yazacağım ki 9 olacak. Yani 5 yazarsam boyalı bölgenin alanını da 5 bulmuş olurum. Şıklara baktığınızda cevabınız C seçeneğidir. Anlaşıldı mı? Yani burada çok fazla kelebek, çok fazla benzerlik oranı, çok fazla benzerlik oranının karesi, alanlar oranı ifadesini kullanıyoruz. Yani tam bir AYT sorusu diyebilirim. Tamam mı? İlk sorumuz bu şekildeydi. Geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz tam bir TYT ayarında. Yani şek şekil veriyor ve birinci şekil ve ikinci şekil üzerinden önce bir soruyu okuyalım. Kalın önemsiz doğrusal AC demirini orta noktasından sabitlenen Bak orta noktasından sabitlenen şekil de park uyarı levhası rüzgar nedeniyle dengesi bozularak A noktası etrafında ok yönde dönmüş. Şimdi burada neye dikkat edeceksin? A noktası etrafında diyor. Bak şu bilgiyi aldın cepte. Tamam mı? O artık senin. Şimdi rüzgar nedeniyle dediği için ben o zaman bunun şekil 2'ye de bakalım. A noktası etrafında diyorsa dikkat etmemiz gereken şeylerden biri arkadaşlar. Şu AC'nin bakın şu AC'nin şuradaki AC üstüne eşit olmasını bilmem gerekiyor. Niye? Çünkü A sabit. İlk durum AC, ikinci durum AC üssü. A noktası etrafında hareket ettiği için. Şimdi bir de orta nokta demişti hatırlarsanız. AC demir, demirinin ortasından. Yani ben o zaman şu mesafe ve şu mesafenin eşit olduğunu söyleyebilirim. Söyledik. Peki part levhasının boyunun 20 olduğunu biliyorum. Geldim şuraya 20 yazdım. Peki 20-25. Peki 5'in 5 katı 5, e, 4'ün 5 katı 3'ün 5 katından buraya 15 yazabilirim. 15, 20, 25. Geldim buraya da 15 yazdım. Tamam mı? Şimdi bizden ne istemişti? X uzunluğu değil mi? Şekildeki uzunluklar aynı birim cinsinden olduğuna göre C üstü F kaç birimdir diyor. Başka bir okumadığımız bilgi var mı? Yok. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey nedir arkadaşlar? Şimdi ben şurayı 30 buldum değil mi? A, C üstü 30. Peki biz şöyle bir şey yapabilir miyiz? Ben orayı kırmızıyla çizmiştim değil mi? Ve burada da 25 var. Şimdi şu üçgeni şuraya çiziyorum. Bak her zaman karışık bir şey gördüğünüzde size tavsiyem boş yere çizin arkadaşlar. Burası 30. Şurada da 25 var. Şimdi senin x'i bulman için bak x'i bulmak için c üstünden aşağıya doğru dik attım. x'i bulmam için benim neye ihtiyacım var arkadaşlar? Şu pembe uzunlukla beraber pembe uzunlukla beraber dikdörtgen karşılıklı kenarlar birbirine eşit ya. Yani şu mesafeye ihtiyacım var. Veya yükseklik üzerinden yüksekliği bulursan zaten şu işaretlediğim yeri de rahat bir şekilde bulabilirsin. Doğru mu? Doğru. Peki o zaman şöyle bir şey yapabilir miyiz? Bak 30'a ait yükseklik içeriden 20 değil mi? Bak söyleneni yapıyorum. Şurada 20 yüksekliğin var. Peki 25'e ait yüksekliğin var mı? Yok. 25'e ait yüksekliğinde sen kendin çizeceksin. So sonradan çizdiğim pembe uzunluk diyelim. Haş olsun hatta burası. Peki bir üçgenin alanı iki farklı şekilde bulunmuyor mu? Bulunuyor. E hocam yükseklik haş. Taban 25. Haş çarpı 25 bölü 2 bu üçgenin alanını verdi. Peki aynı alanı şuradaki mavi çizdiğim aslında 20 değil mi? 20. 20 çarpı 30 bölü 2 şeklinde de yazabilir miyim? Çünkü 20'ye ait taban 30. 30'a ait yükseklik 20 şeklinde yazıp bunları birbirine eşitliyorum. Çünkü aynı üçgen aynı alan. E bölü 2'ler birbirini götürdü. Burada iki tane 5'in var ya. Bunu da 5'e böldüm. Bunu da 5'e böldüm. Ne gelir arkadaşlar? 1'inden 4, 1'inden 6 gelecek. 6 kere 4, 24. H buradan 24 geldi. Doğru mu? Peki H'ı 24 buldum. Bak şu. Burası 24. Peki yüksekliğimizde ne var? Şey pardon. Hipotenüsümüzde ne var? 30 var. Şimdi 24'ü yazdım. 24 aslında 4 çarpı 6. 30 dediğimde nedir? 5 çarpı 6. O zaman bu da 3 çarpı 6'dan şuraya kadar ki mesafemiz 18. Şu 25'i siliyorum. Sol tarafa da 7 yazıyorum. Yani senin burada aradığın şey aslında 18, 24, 30 turuncu üçgeni. Doğru mu? Peki ben bu 18'i buraya yazdığımda zaten az önce biz bu 15, 15, 30'u bak şuradaki 30'u nereden getirmiştik? AC'den getirmiştik. Yani buraya da 30 yazarsam 30 ile 18'in toplamı dikdörtgende karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğu için x'i direkt 48 birim olarak söyleyebilir. Bu sayede şıklara baktığımızda cevabımız e seçeneğidir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani bence tam bir sınav ayarında soru. Tabii ki o an o e, şurada alan çözerken yani üçgenin alanından göremeyen arkadaşlarımız ne yapacak? İçeriden dik atacak. Bak. İçeriden dik atacaksın. Şuraya harf yazacaksın veya buradaki değeri örnek mesela 15-15-30 ya. 30'u yukarıya yazacaksın. X-30 yazıp biraz daha uzun bir pisagor denklemiyle soruyu çözebilir misin? Çözebilirsin. Sana kalmış. İsteyen benzerlik de yapabilir. Çünkü buraya alfa dersen yanına beta dersen alfa beta benzerliğini oluşturabilirsin. Size kalmış. Her iki yolu da gösteriyorum. Belki üçüncü dördüncü yol da olabilir. Niye olmasın? Zaten bir sorunun birden fazla çözümü olacak ki en kısasına ulaşmak için farklı farklı sorular çözerek herkesin kendine ait bir çözümü olacak. Çünkü geometride iyi olmakla çok iyi olmak arasında ben bir şey görmüyorum. Çünkü günündesindir çözersin gününde değilsindir çözemeyebilirsin. Emin olun arkadaşlar benim bile bazen soruya 10 dakika baktığım anlar oluyor, 15 dakika baktığım anlar oluyor. Bazen saniyenin içerisinde, saniyeler içerisinde görüyorsun ama e, bir öğretmen, bir öğrenci hiç fark etmiyor. Bu, bu ders biraz tabiri caizse hepimizin ağzında olan bir laf, nankör bir ders. Çünkü gördüğünde yapıyorsun, göremediğinde sabaha kadar bakarsan da hiç göremeyebilirsin. O yüzden dikkat etmek lazım. Tamam mı? Kaçıncı soruydu bu? İkinci soruydu. O zaman hemen geçelim üçüncü sorumuza. Dur bu yukarısı bu aşağısı. Tamam. Üçüncü soruya şöyle bir yaklaşalım. Ee, bu da aslında benzerlikle alakalı bir kısım. Çünkü burada size bir tiyo vereceğim. Bir yamuk sorusuna baktığınızda bak. iki tane paralellik verilmiş. Tamam mı? Şu şekilde. AD ile FE paralel. Önce onu gösterelim. Bak AD ile FE paralel. Kırmızılar paralel. Ee, AB ile DC de zaten yamuk dendiğinde bilmem gereken paralellik. Bunu da söyleyeceğim. Peki söyleyeceğim bir pratik nokta ne? Şöyle. Eğer sana yamuğun köşesinden kenara kadar yarım bırakılan bir uzunluk verirse, tamam mı? Her zaman bunu doğrusal bir şekilde dışarıya uzatıp arkadaşlar kelebek yapacağız. Neydi kelebek? Bak şöyle çiziyorum. Bunu çizmem sebeplerinden biri şuradaki ilk paralellik bana her türlü bir Z kuralı ortaya çıkartacağı için bak şöyle çiziyorum. Bu Z kuralını iç ters açıları birbirine eşitleyeceğim için aslında burada bir ikizkenar üçgenler ortaya çıkacak. Bak şöyle z kuralından çizdim. İkiz nerede? Bu 5 eksi x'e. Bunun tamamı ne olacak arkadaşlar? 5 eksi x ol şey 5 olacak. Ben gelip buraya 5 eksi x yazabilirim. Şimdi şuna ihtiyacımız yok. Şunu bir silelim. 5 eksi x'i yazdıktan sonra şimdi bana verilen o ikinci paralellik var ya e ben orada da bir ikizkenarlık görüyorum. Şöyle e buradaki z kuralını da şöyle çizersek bak şöyle çizdim. Doğru mu? Peki ben burada hemen buna da bir Z'den iç ters açıları birbirine eşitlersem burada da ekstra ortaya çıkan bir ikizkenarlık buldum. Şimdi şu sarıdan da kurtulalım. Şimdi soruya bundan sonra nasıl devam edeceğiz arkadaşlar? Şöyle düşünün. Ben e, biliyorum ki şurada bir oran var bak. 4FB FC'ye eşitmiş. Peki burada FB'yi harflendirirsek FB'ye şöyle bir A harfi dersem A. 4A FC'ye eşit, değil mi? Peki 4a yazdım bak burada bir 1'e 4 oran var ama Yani kullanabilirim Kullanmayabilirim bana kalmış ama benim ilk e, gördüğüm şey söylüyorum aslında Şu kırmızıyı devam ettirirsem bak şöyle devam ettiriyorum kırmızıyı Sonuçta şurada bir kelebek ortaya çıktı değil mi Peki bu kelebeğe göre Şimdi dikkat etmem gereken şey şu Çizdim Çizdim Şu aşağıda 2 var 4a var A var şurayı bilmiyorum Zaten paralelliğin etkisiyle 1'e 4 ise burası 1 bölü 2 olmaz mı arkadaşlar? Çünkü 1 bölü 2'yi 2'ye böldüğümde 1 bölü 4 olur. Benim ama oraya yazdığım 1 bölü 2 bak şurası 1 bölü 2. Şimdi biz karşılıklı kenarları birbirine paralel olduğunu bildiğimiz için aslında şuradaki x ile 1 bölü 2'nin toplamını aşağıya yazabilirim. Çünkü burada bir paralel kenar ortaya çıkardık. x artı 1 bölü 2 yazdım. Peki bunu yaptıktan sonra Şimdi benim asıl paralelliğime yani asıl kelebeğime gidersem şöyle. Bak asıl kelebek mavi ile çizdiğim. Peki bu mavi çizdiğim paralelliğin üst tarafında 5 eksi x gördüm. Alt tarafında x artı 1 bölü 2 artı 2 gördüm. Bak x artı 1 bölü 2 artı 2 gördüm. Yazdım. Sonra bunu eşittir dersem hatta şu aşağıya alalım arkadaşlar. Ve biraz daha aşağı inebiliriz. Yerimiz var. Şimdi 5 eksi x bölü x artı 1 bölü 2 artı 2'nin ne oranı? 1'e 4'e oranı. Çünkü a'ya 4a yazmıştık. Peki bunu 1 bölü 4 şeklinde yazsam. İçler dışar yapıyorum. 20 eksi 4x eşittir. Şurayı toplarsam ne yapar arkadaşlar? X, e eşittir, şey, x artı 5 bölü 2 yapar değil mi? Şöyle düzenleyelim. X artı 5 bölü 2. Peki x artı 5 bölü 2 eşit dedim. Çünkü 1 ile çarpıyorum. X'leri bir tarafa bilinenleri bir tarafa toplarsam. 5x eşittir. 20 eksi 5 bölü 2'den ne yapacak? 35 bölü 2 yapacak. Ben biliyorum ki 35 ile 5 sadeleşiyor. 7 geliyor. Doğru mu? Peki 7 geldiği için de 7 bölü 2 aslında nedir arkadaşlar? Şöyle yazarsam biraz daha aşağı inelim. X eşittir 3.5 olacak değil mi? 7'yi 2'ye böldüğümde. Şimdi şıklarda 7 bölü 2 de verebilir. 3.5 da verebilir. Baktım 3.5 var. Cevabımız C seçeneğidir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şöyle bir soruya bakalım. Yani kelebeğin bol olduğu, işlemlerin çok olduğu bir benzerlik sorusu diyebilirim. Tamam mı? Geçiyorum son sorumuza. Son sorumuz da e, TYT'de çıksa sırıtmayacak nitelikte bir soru. E, baktığında yan kenarları 3'er bilim diyor. Doğru mu? Bak 3. Bunlar eşmiş. Hepsine 3'ü yazdım. Şu şekilde yazdım. Üst tabanı 5. Üst taban 5. 5 olması için 2. 5 olması için 2. Alt tabanı 7. 7'yi yedi. yazdım. 7'yi yazdım. 7'yi yazdım. İkiz kenar yamuklardan 3 tanesiyle aşağıdaki şekil elde ediliyormuş. Edilsin bakalım. Ne gördük? Buna göre diyor kesikli çizginin uzunluğunu ifade eden x kaç birimdir diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir olayımız var. Eğer ayarlı bir şekilde verilmiş olsaydı bak şöyle soruyu aslında yan tarafa şöyle hızlı bir şekilde çiziyorum bakın. Ayarlıdan kastım oran orantısı güzel bir sayı olandan bahsediyorum. Şöyle 5 yazdım, 2 yazdım, 3 yazdım, 7 yazdım, x yazdım. Soru aslında bu. Şöyle düşünün. Şimdi 7 ile 5 arasında kaç artmış? Yani daha doğrusu kaç azalmış? 2 azalmış değil mi? Yani 3 birimde 2 azalıyorsa 2 birimde kaç azalıyor? Şeklinde bir orantı kuracağım. Tabii ki bunu denklemle yapmaktansa ben her zaman şunu e, savunurum. Eğer baktım hızlıca çözebiliyorsam çözerim. Çözemiyorsam uzun işleme giderim. Yani o rasyonelle her türlü karşılaşıyorsam o zaman denklemde karşılaşırım daha mantıklı olur. Çünkü hata oranını minimuma indiriyor. Çünkü kafadan rasyonel hesaplamak her baba yiğidin harcı değil yani. Şimdi bunu Şöyle çözeceğiz. Şu kırmızı ile çizdiğim aslında yan kenardaki 5'e paralel. Peki bu paralel etkisiyle 2'yi karşıya aldım. 3'ü de karşıya aldım. Peki şu 5'i siliyorum artık. Hatta bu 7'yi de siliyorum. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğu için x'leri getirdim. Aşağıda komple 7'in vardı. 7-x eksi 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 yazdım. Ortada 5'in vardı. x çıkardım. 5-x eksi 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 yazdım. Aslında soru neye dönüştü arkadaşlar? Şöyle bir oranın var. 2 bölü 5 oranın var. Temel benzerlik oranından bahsediyorum. Thales değil 2 bölü 5 oranın eşittir. 5 eksi x'in 7 eksi x'i oranı. Doğru mu? Şöyle 5 eksi x'in 7 eksi oranı. Peki ben burada içler dışarı yaparsam ne olur arkadaşlar? 14 eksi 2 x eşittir. 25 eksi 5 x'e. Eksi 5 x'i karşıya alıyorum. Artı 5 x olarak 2 x çıkardım. 3 x eşittir. 14'ü de karşıya aldım. 25'ten 14 çıktı. 11. Her iki tarafı 3'e böldüğümde arkadaşlar ne gelir? x eşittir. 11 bölü 3 gelir. Şıklara baktığımızda cevabımız da e seçeneğidir. Anlaşıldı mı? Bu sorumuz da bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle bir vedalaşalım. Beğendiyseniz beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Tamamen kanala destek amaçlı ve daha çok içeriklerin gelmesi için beğeni bırakabilirsiniz. Görüş ve düşüncelerinizi yoruma yazabilirsiniz. Ve diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Dikkat edin. İyi çalışın. Çünkü önümüzde kazanacağımız bir sınav var. Hepinize güveniyorum. Görüşürüz arkadaşlar.